Selamun aleyküm. Şimdi arkadaşlar, bugün inşallah ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Yerler gökler Allah'ı zikreder. Şimdi bugün bu PYG'nin, Tayyip Erdoğan diyor, PYG diyor ya, PYD'ye. Şimdi biliyorsunuz bir İsrail menşeili Amerikan işte altyapısını yaptığı bir teşkilatlanma var. PYD, işte YPG, PKK ne derseniz işte bütün bir küresel gücün, Amerika'nın gizli istihbaratların muazzam bir şekilde Kuzey Irak, işte Suriye'nin kuzeyi, büyük bir yığılma var arkadaşlar. Şimdi bakın, öyle bir bakış açısından bakacağız ki olaya, muazzam bir şey. Muazzam bir şey inşallah. Şimdi neden Amerika, İsrail menşeli bu gizli istihbaratlar ve küresel güç neden Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine silah he? Vallahi ben de bugün geldim, bilmiyorum ya. Evet arkadaşlar, neden bu Kuzey Irak, Suriye'ye neden bir yapılanma var? Şimdi küresel gücün hesabına göre işte Büyük İsrail projesi, Büyük İsrail'i kurmak için Türkiye'ye karşı ve orada bir yapılanma, askeri bir yapılanma, işte zamanla seneler, uzun seneler sonrasına yapılmış bir proje olarak işte orada Büyük İsrail projesini kurmak istiyorlar. Yani onun için o bölgede bir iç savaş çıkarıp oradaki insanları oradan boşalttılar. Nasıl küresel güç zamanında İsrail menşeli Siyonist Yahudiler Hitler'i icat ettiler. Hitler'le Avrupa'daki Yahudileri İsrail'e sürmek istediler. Tabi plan kurucu Cenab-ı Allah ne yaptı? Hitler öyle bir fitne oldu ki 3 milyon 4 milyon Yahudi'yi öldürdü. Yani plan kuranların en hayırlısı Cenab-ı Allah, Hazreti Allah'tır arkadaşlar. Şimdi şuradan bakacağız, bakın. Acaba neden Cenab-ı Allah oraya Türkiye'ye karşı bir yığılma, değil mi? İşte haberlerde izledim, 40 tır daha oraya erzak, silahlar, zırhlı araçlar gidiyor. Bakın şimdi arkadaşlar, muazzam bir perspektiften bakacağız. Yani pencereden bakacağız. Şimdi biliyorsunuz bizim bir teorimiz vardı inşallah. Armedegon. Tevrat'ta, İncil'de üstü kapalı olarak, müteşebbis olarak geçen Armedegon. Yani bu gavurların Armedegon dediği büyük bir doğa felaketi. Biz ne demiştik bu doğa felaketine? Doğan suresinde büyük bir duman. Bu duman neyle olabilirdi? Bir meteorla. Evet. Dünyaya bir meteor çarpma ihtimali yüksek. Bakın projeye bakın şimdi arkadaşlar. Benim baktığım çerçeveye bakın. Şimdi bu Çin'e isabet edecek olan bu meteor arkadaşlar, Çin'den büyük bir boşalım. Yani Çin dünyanın yarım küresine doğudan gelecek bir meteor arkadaşlar, o Çin'de tahmini olarak, bu Çin'de haber alınacak. Çünkü artık biliyorsunuz uzay bilimleri ve teleskoplarla bu meteorun dünyaya çarpacağı hesaplanacak arkadaşlar. Hesaplanacak ve bu meteor dünyaya çarpma ihtimalinin ve Çin'in, işte matematik olarak o hesaplayacaklar, Çin'e geldiğini hesaplayacaklar ve Çin'den büyük bir kaçış başlayacak.
Kaçış Japonya tarafına olmayacak. Uzak Doğu'ya olmayacak. Bu tarafa doğru. Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan üzerinden, İran üzerinden nereye gelecekler? Amik Ovası'na. Anladınız mı arkadaşlar? O büyük Fırat'ın oralara. Yani o Kuzey Irak'ın oraya yığılacaklar. Çünkü Hazar Denizi var. Hazar Denizi'nin o tarafa gidemezler. Doğu'ya, Rusya'ya kaçamazlar. Soğuk. Hakkari, İran, o taraflar dağlık bölge. Anladınız mı? Onun için hep beraber bütün hepsi düşünebiliyor musunuz? 1,5 milyar Çinli, bunun 500 milyonu ölse veya 700 milyonu ölse, 700 milyon Çinli oradan kaçacak, Amik Ovası'na gelecek ve oradaki sulak alanları ne yapacaklar? Bitirecekler. Şimdi YPG PYD, Tayyip Erdoğan diyor ya PYD diye, hoşuma gidiyor. YPG PVD mi artık nedir isimlerini bilmiyorum, PKK. Suriyeliler için Türkiye ne yaptı oraya? Bir ta kuzey tarafına uzun bir yol şey yaptı. Duvar yaptı değil mi? İşte o gözetleme kuleleri falan böyle. Şimdi Türkiye bunları ne için yaptı? Suriyelileri, işte DHKPC'leri, PKK'ları gözetlemek için ve bu tarafa geçmemesi için. Ama siz olay ne dinleyin. Allah yaptırdı bunları. Çinliler için yaptırdı bunları Cenab-ı Allah. Ve Amerikan askerlerinin, küresel gücün oraya yığdığı bütün silahlar, bütün arabalar, tanklar, o silah tesisatları falan hepsi Cenab-ı Allah Çinliler için yığıyor. Çünkü o 700-800 milyon insan bir anda Amik Ovası'na geldiği zaman arkadaşlar onları kontrol edemeyeceksiniz. Ve ortak düşmanımız bizim ortaya çıkıyor. Ortak düşmanımız kim olacak? Çinliler olacak. YPG, PKK, oradaki bütün halklar birleşecekler Çinlilere karşı. Anladınız mı? Onları kontrol tutmak için. Yani bizim düşmanımız bizim Yecüc Mecüc. Çinliler yani, anladınız mı? Gerçek düşmanımız bu. Yani Cenab-ı Allah'ın planı bu arkadaşlar. O duvarı PYD, PYD ve PKK Suriyeliler için yaptırdı Cenab-ı Allah o duvarı, ama o duvarın gerçek yapılması Çinliler içindi. Oraya bütün yığına Amerikalılar niye yığıyor? Türkiye için yığıyor. Hesapta onlar öyle düşünüyor ama Cenab-ı Allah yığdırıyor. Çünkü Çinliler gelecek oraya. O Çinlileri kontrol altına tutmak lazım. Düşmanımız neymiş? Yecüc Mecüc. Armede bu. İnşallah. Arkadaşlar bu teorim Allahu Alem tutarsa vasiyetimdir. Bakın vasiyetimdir. O zaman biz boş bir adam değiliz. Benim bu vasiyetimdir. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer başta kim varsa, dini, İslam'da bütün bir insan varsa, bütün dünyadaki Müslümanlar ona biat etsin. Ve o baştaki adama söylüyorum. O zaman kim olur o başta ben bilmiyorum. O adam Şeriat-ı Muhammediye Garra'yı getirsin. Ve yapmış olduğu şeriattan hiç taviz vermesin. Asr-ı Saadet'te ne yaşanmışsa Hazreti Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz'in şeyini orada yapsın. O şeriatın aynısını istiyorum arkadaşlar. İnşallah Cenab-ı Allah nasip etsin. Kadınlar kara çarşafa bürünecekler. Ve ellerinden gelmedikleri sürece dışarı çıkmayacak kadınlar. Bakın bu vasiyetimdir. Tamam mı? Yani çocuğunu okula götürebilir kara çarşafıyla. Bakkala gidebilir, gelebilir, pazara gidebilir ama öyle tek başına kadınların dışarı çıkmasını yasaklıyorum. Kadınlar tek başına dışarı çıkmayacaklar. Ve İlkokul, bak o başa geçecek olan adama söylüyorum. Eğer ben ölürüm, belki vasiyetimdir. Risale-i Nur'ları ilkokuldan okutmaya başlayın. Gençlik rehberleri. Gençlik rehberini ilkokuldan okutmaya başlayın. Gençlik rehberi ilkokuldan okutulsun. Ortaokulda, lisede Risale-i Nur'lar ilkokulda yazılsın. Kopya şeklinde yazılsın. O bir cihattır. O yazılacak. Bak baştakine söylüyorum burada. Yoksa 20 tırnam yakasında olur ahirette. Şeriat-ı Muhammediye Garra'yı getirecek. Faizi haram edecek. Alkolü haram edecek. Yani kadınlar zaten biliyorsunuz dışarı kocasıyla beraber çıkacak. Gezmeye gidecek. O alışveriş merkezlerinde çalışan kadınları görmek istemiyorum bak. Şeriat neyse ona göre. Analarımız nasıl yaşamışsa öyle yaşayacak. Yaşatılacaksınız. Ve yavaş yavaş dünyanın her bölgesine Risale-i Nur'ları yaymaya çalışın. İnşallah cennette
Görüşmek üzere. İnşallah. Selamun aleyküm.